Arkadaşlar merhabalar. PostgreSQL sohbetlerinin 6. PostgreSQL ile ilgili şu anda 7. yayınına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir COVID-19 nedeniyle yapamadığım seminerleri katılımcı arkadaşlarımın destekleriyle bu yayınlarda yapmaya çalışıyorum. Yayınlar her salı günü 13.30'da ve her perşembe günü saat 19'da canlı olarak Zoom'da. Aynı zamanda youtube.com/devrimgunduz adresinde de yayından kısa bir süre sonra YouTube'da da bunları bulabilirsiniz. Geçen yayınlarda PostGIS inceledik, PostgreSQL ile ilgili sorularınızı yanıtladık, güvenlikle ilgili konuştuk, birçok konuyu konuştuk. Ben bugün bu yayını arka tarafta aslında bize katılan, yani şu an Zoom'da olan ya da başka şekillerde, başka platformlarda soru soran ancak sorularını yanıtlayamadığımız arkadaşlar için ayırmak istedim. Bir taraftan da PostgreSQL projesinde bu aralar neler oluyor, neler geçiyor, sizlere bu bilgileri vermek istedim. Şimdi sorularınızı arkadaşlar Zoom'un chat ekranından bana yazabilirsiniz. Sorularınızı okuyacağım. PostgreSQL ile ilgili herhangi bir konuda soru sorabilirsiniz. Ben öncelikle size söz verdiğim gibi Postgres ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğim. Ardından da varsa sorularınızı yanıtlayacağım. Bugün böyle olacak. Perşembe günü çok istediğiniz konulardan bir tanesi PostgreSQL'de clustering, sharding, HA, load balancing gibi konularda bir saati nasıl sıkıştıracağımızı bilmediğim, belki ikincisine devam edeceğimiz başka bir zaman ya da biraz uzatacağımız bir yayınla sevgili Hüseyin Sönmez bizlerle beraber olacak. Çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Zira beraber çalıştığımız bir arkadaşımız çok bilgili, bu konuda bize bilgiler verecek. Arkadaşlar PostgreSQL ile ilgili neler oluyor? Dan başlayalım. Şimdi aslında bu COVID-19 ile beraber tabii ki Postgres dünyasında pek bir şey değişmedi. Çünkü zaten kod geliştiren, bunları bilgisayarın başında yapan, genelde de evden çalışan önemli insanlar kod geliştirmeye devam ettiler. Hatta bununla ilgili biraz daha fazla vakit bulabildiklerini söyleyebilirim. Bu anlamda PostgreSQL 13 gerçekten çok değişik özelliklerle beraber gelecek gibi gözüküyor. Özellikle DBA tarafında ciddi derecede avantaj sağlıyor. Hem monitoring tarafından hem de PostgreSQL ile ilgili bilgi toplama konusunda ciddi derecede avantaj sağlayan birçok özellik gelecek. Bunlardan sorularınızdan sonra ben bu özelliklerden yanıtlamaya çalışacağım. O özellikleri anlatmaya çalışacağım size. Onun dışında arkadaşlar kısa kısa haberler vereyim ben size. Dün olan bir olay, dün gece yarısı olan bir olay, bir durum. PostgreSQL yan deposunda çok ciddi bir değişiklik yaptım. Birkaç haftadır üzerinde çalıştığım bir projeydi. Aslında dürüst konuşmak gerekirse 2-3 yıldır, belki biraz daha fazladır aklımda olan bir projeydi. Şu anda sanırım 100 GB olan depoyu çok daha aşağıya çektik fiziksel olarak. Tekrarlayan çok fazla paket vardı. Bunları kaldırdık. Bu çalışma yalnız kullanıcıların RPM depolarını depo paketlerini güncellemelerini gerektiriyor. Yani siz bugün PostgreSQL'i Fedora, CentOS, Red Hat'te kullanıyorsanız, belki hani eskiden Scientific Linux'a diyebilirim ve Oracle Linux'a buna dahil bazı ortamlarda bunları kullanıyorsanız lütfen depo paketinizi bir an önce güncelleyin. Yani aslında kısaca bir yum ya da DNF update komutu sizin işinize yarayacaktır. Mevcut kurulumlarınızın hiçbir şey bozmayacak. Ancak yeni bazı paketleri kurarken ya da bazı paketleri güncellerken eğer depo paketinizi güncellemezseniz sorunlar yaşayacaksınız. Örnek veriyorum, pgAdmin'in son sürümünü kuramayacaksınız. Ya da işte PostGIS kurmak istediğiniz zaman dependency'ler hata verecek. Aslında mevcut ortamlarınızı pek bozmayacak şekilde bazı ayarlamalar yaptık. O yüzden özellikle RPM kullanıcısıysanız lütfen bir an önce yum update yapmanızı öneriyorum. Onun dışında yine paketleme konusunda güzel bir haber de bizim sanırım geçen sene yaptığımız bir uygulamayı sevgili APT paketçileri arkadaşlar da yaptılar. Bugün PostgreSQL'i Ubuntu ya da Debian'da kullanıyorsanız biliyorsunuz resmi deposu apt.postgresql.org, biliyorsunuz ya da bilenler için söylüyorum en azından. Bunu şimdi apt-archive.postgresql.org diye ayrı bir arşiv dizinin yeri daha açıldı. Bize de benzer şekilde yum-archive var bu arada. Böylece eski PostgreSQL sürümlerini ya da eski paketleri buradan bulabileceksiniz. Bu neden önemli? Aslında belki son kullanıcı için çok kritik olmayabilir. Genelde söylüyorum. Ancak özellikle PostgreSQL ile ilgili bir sorunu bulmak istiyorsanız, örnek veriyorum, PostgreSQL eski bir işe dağıtımda eski bir Postgres sürümü ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz ve bunu debug etmek istiyorsunuz. Örneğin Red Hat dünyasında debug info paketleri var.
o sürümünde bak info paketini kurmanız gerek ya da o sürümün sorunu tekrarlamak için belki iş aynısını kurmanız gerek update etmeden önce. İşte bu arkay paketleri arkadaşlar tamamen bu işe yarıyor. O yüzden özellikle henüz güncellemediğiniz dağıtımlarınız ya da Postgres ürünleriniz varsa onunla ilgili destek alabileceğiniz bir yerde yine bu apt.archive.postgres.org. Benzer şekilde arkadaşlar birçok yazılım da tabii güncelliyor kendini. Bunlardan bir tanesi çok kritik. Eğer GDBC driver kullanıyorsanız PostgreSQL'de lütfen son sürümünü güncelleyin. Çünkü 42.2.11 sürümünde bazı sorunlar tespit edildi ve hemen ardından 12 sürümü çıkartıldı. Dolayısıyla sizden ricam eğer GDBC driver kullanıyorsanız bir an önce son sürümüne gitmeniz. Çünkü hem performans anlamında hem de özellikler anlamında 4.42.2.11'de bazı sorunlar olduğunu söyleyebilirim hızlıca. Yine benzer şekilde arkadaşlar başka sürümler, başka yazılımlar da geldi, güncellemeler de geldi. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar PsychoPG. PsychoPG bugün Python'da PostgreSQL geliştiriyorsanız kullanacağınız ön tanımlı driver diyebilirim. Yani iki tane driver var aslında bugün. Bir PyGraphQL var, bir tane de PsychoPG var. PsychoPG artık de facto oldu. Yani herkes onu kullanıyor, onun üzerine geliştiriyor. Onun 2.8.5 sürümü çıktı. Bu sürümle ilgili özellikleri zaten PsychoPG'nin kendi sitesinde bulabilirsiniz. Paketlerini az önce yayınladık. RPM paketlerini oradan da indirebilirsiniz ya da Python Wheel kullanıyorsanız, pip kullanıyorsanız lütfen güncellemenizi öneririm. Bunun dışında PsychoPG geliştiricisi yakın zamanda bir duyuru yaptı. PsychoPG 3'ü geliştirmek istediğinden bahsetti. Bunun için destek araçlarına girdi. Benim bildiğim birkaç PostgreSQL firması Daniel'ın kendi şirketlerine çalışması ya da kendi adlarını kullanması ile beraber bunun yapılabileceğini söyledi. Bu çok heyecan verici bir haber. Yani PsychoPG gibi önemli bir driver'ın, Python driver'ının PostgreSQL şirketinin ya da şirketlerinin desteğiyle beraber geliştirilecek olması yazılımcının tabii ki önemli bir avantajı olmuş oldu. Bununla ilgili tasarım planlarını yazdı Daniel ve bundan sonra bu şekilde devam edecek. Benzer şekilde arkadaşlar birkaç yazılım haberi daha vermek istiyorum ben size. Eğer Nagios kullanıyorsanız PG Backrest'i kontrol eden Check PG Backrest'in 1.8 sürümü çıktı. Ben bunu da öneririm. Bir önemli güncelleme, sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Bu arada ses sorunu ile ilgili bir şey geldi. Sanırım ses sorunu yok ki. Evet, ses normal. Kerem Bey, sesiniz belki sizin tarafınıza mikrofon açmanız gerekebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Citus konusunda bir şey var. Citus, Microsoft'un satın aldığı biliyorsunuz çok önemli bir yazılım. Ve biz Perşembe günü Citus'u da konuşacağız sizinle canlı yayında. Yani sharding özelliklerini anlatırken. 9.2.3 sürümünde çok ciddi bir hata fark edildi. Aslında hata yazılımsal değil, yanlış bir branch'ten tarbolun yaratılması ve paketlerin yayılmasıyla oldu. O yüzden eğer olmuştu dolu da 9.2.3'ü kurmuşsanız hemen 9.2.4'e geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Şimdi sorularınızı yanıtlamaya başlayayım. Sorular birikmeye başladı. Şimdi Ramazan Gök'ün bir sorusu var. Sizin seminerlerinizle birlikte Postgres çalışmaya başlayan bir Oracle DB olarak rol grup yapısı Oracle'dan çok farklı olduğu için adapte olmak biraz güç. Gerçek bir ortamda şema, user database yapısı nasıl planlıyorsunuz, nasıl yapılandırıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Bu soru ilk defa sorulmuyor. Aslında eğitimlerde, yani bizim benim kurumlara verdiğim eğitimlerde en çok zorlandığım belki 5-6 konudan bir tanesidir kullanıcı rol kavramını. Özellikle Oracle DB arkadaşlara anlatmak. Soruyu tekrarlıyorum. Özellikle Oracle, doğru yani soru çok doğru. Oracle DB olarak rol grup yapısı Oracle'dan çok farklı. Aslında şöyle anlatmak gerekti. Karışıklık belki de şurada. Linux tarafındaki aslında user grup kavramıyla biraz benzeşiyor. Rolle kullanıcı kavramı. İkisinin aslında yapıları benzer. Sadece şunu söyleyebilirim. Sadece ön tanımlı tek bir davranış farklılıkları var. Eğer bir rol yaratıyorsanız bu ön tanımlı olarak login olamaz. Bir user yaratıyorsanız bu ön tanımlı olarak login olabilir. Bunların tam tersini de yapabilirsiniz. Ve işin karışmaya başladığı nokta şu. Bir user aynı zamanda bir rol de olabilir. Şimdi biz burada peki pratikte bunları nasıl kullanıyoruz? Rolleri aslında bir şemsiye olarak adlandırabilirsiniz. Tekrarlamak istiyorum. Rolleri bir şemsiye olarak adlandırabilirsiniz.
bir şemsiye. Bu şemsiyeyle beraber örnek veriyorum yazılım ekibi, örnek veriyorum DBA ekibi, örnek veriyorum muhasebeciler. Bir rol yaratıp kullanıcılarınızı bu rolün altında yaratmanız yapılabilecek en iyi pratiktir. Dolayısıyla örnek veriyorum Devrim DBA grubunun altındaysa DBA'ya vereceğiniz bir hak aynı zamanda Devrim'e de verilmiş demektir. Tekrar söylüyorum bunlar ön tanımlı olan hareketler. Bir rol bir kullanıcı yaratırken aslında inherit anahtar sözcüğüyle beraber yaratılıyor. Ön tanımlı olan şey inherit çünkü. Inherit demesi onun üzerindeki rolün haklarını alması demek. Şimdi ben DBA diye bir rol yarattım. Bunun arkasında işte Devrim, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet diye roller yarattım diye düşünelim. Üst taraftaki DB'ye verdiğim her hak alt tarafa geçecek. Şimdi sorunuzu biraz daha yanıtlarsak, gerçek ortamda Schema User Database yapısını yazılıp nasıl planlıyorsunuz? Bir defa user'ı Oracle'dan daha farklı olarak ve Schema'ları da Oracle'dan daha farklı olarak düşünmeniz gerekiyor. Şimdi Schema kavramı aslında PostgreSQL'de daha Oracle'da olmadan çok çok önce vardı. Ben Postgres'i bildiğimden beri Schema'lar var aslında. Buradaki Schema'dan kastettiğimiz aslında Postgres'in kendi içerisindeki namespace diye geçen şey. Bu ikisini ayırmak istiyorum. Çünkü hani o schema sözcüğünü kullandığımız zaman işte create table'dan mı bahsediyoruz yoksa işte bu, şimdi bahsettiğimiz bu namespace'den mi bahsediyoruz? Birazcık karışabiliyor. O schema dediğimiz şey hani veri tabanıyla tablolar arasındaki katman olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi PostgreSQL'de biliyorsunuz Oracle'a birkaç yıl önce gelen bir özellik var. Birden fazla veri tabanı zaten yaratabiliyorsunuz. Pratikte genelde bunu yapıyoruz. Yani veri tabanlarını yaratıyoruz ve onun üzerinde uygulamalarımızı yapıyoruz. Peki tek bir veri tabanı ya da birden fazla şemaya nerede ihtiyacınız olabilir? Bu da eğer uygulamalarınızın birbiriyle konuşmasını istiyorsanız, özür dilerim yanlış ifade ettim. Şemalarınızın birbiriyle kolayca konuşmasını istiyorsanız o zaman bir veri tabanı en tane şema yapabilirsiniz. Ama eğer eski Oracle tarafında bir karşılaştırma yapmamı isterseniz oradaki user kavramını çıkartmamız gerekiyor. Çünkü user'lar bizde global nesneler, veri tabanıyla eşleşen bir şey değil. Yani Devrim kullanıcısıyla siz arzu ederseniz A veri tabanına, arzu ederseniz B veri tabanına bağlamanız mümkün. Bu izinleri verdiğiniz takdirde. Burada yapmanız gereken şey bir ya da birden fazla veri tabanı ve bunun üzerinde yapılan operasyonlar olabilir. Ramazan Bey, eğer sorum sizi yeteri kadar tatmin etmedi, özür dilerim, yanıtım tatmin etmediyse lütfen sorunuzu tekrar sorabilirsiniz ya da ayrıntılı şeyleri, daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar sorularınızı yazarken private olarak değil gruba yazarsanız diğer arkadaşlarımıza soruları takip etmiş olurlar. Şimdi Vali Hocam sorunuza geleceğim. Önce kısaca bir soru yanıtlayayım. Python ile PostgreSQL ile katkıda bulunabilir miyiz? Bu da Burhan Akbulut'un bir sorusu. Yine özelden geldi. Arkadaşlar özel yazmamaya çalışın rica edeceğim. Python ile PostgreSQL ile katkıda bulunabilir miyiz? Extension yazımında nasıl bir rol izleyebiliriz? Çok güzel bir soru bu. Benim de geçenlerde bir yerde bunu anlattım aslında. Bir canlı yayında olmasa bile anlatmıştım ben bunu. Hemen size de söyleyeyim. Soru tekrarlıyorum soruyu. Python ile Postgres'e katkıda bulunabiliriz ya da extension yazılımında nasıl bir yol izleyebiliriz? Arkadaşlar bunun için harika bir ortam var elinizde. Multicorn. Google'a girerseniz kozea.org olabilir. Tam sitesini anımsamıyorum şu anda. Multicorn diye bir altyapı var PostgreSQL'de. Multicorn dediğimiz şey Postgres'e extension yazmak için bir ara birim. Ve bunu da Python'la yapabiliyorsunuz. Yani bugün PostgreSQL'e bir FTW yazmak istiyorsanız evet. Multicorn'u kullanarak bunun üzerine bazı extension'lar yazabilirsiniz de bunu Python'la yapabilirsiniz. Yine yanlış hatırlamıyorsam örnek veriyorum Google BigQuery tamamen bu altyapıyı kullanıyor. Dolayısıyla siz de PostgreSQL'i genişletmek ve PostgreSQL'in başka veri kaynakları konuşmasını sağlamak benim size mutlaka önereceğim şeylerden bir tanesi merak edin bu aralar boş vakti olan arkadaşlar için söylüyorum. Twitter FTW'nun bence gelişmesi gerekiyor. Çok eğlenceli bir şey. PostgreSQL'de Twitter kullanmak, tweetleri okumak, takip etmek, belki de post etmek apisiyle beraber çok güzel yapılabilecek bir şey. Bu projeye başlamak isteyen olursa şu anda zaten mevcut da var ama çok eski, henüz geliştirmemiş, pardon yıllardır geliştirmemiş durumda. Benim size önerim bir Twitter FTW yazmakla başlayabilirsiniz. Şimdi Mertcan Bey, evet %10'a kadar kıstım, fazla geliyor. Sanırım ortamdan kaynaklanıyor. Az önce biz başka bir cihazdan canlı yayın testi yaptık. Sanıyorum Perşembe günü daha güzel bir kamera ve daha farklı bir ortam ve daha düzgün bir sesle canlı yayın yapacağımızı size söyleyebilirim.
Ben de burada fiziksel bazı aletler almaya başladım yayınların daha da kaliteli olması için. Şimdi çok güzel bir soru daha var Vale hocamdan. Bu hafta bir blog yazısı paylaşıldı Postgres dünyasında. Gerçekten de etkili de oldu. Vale hocam, arkadaşlar merak ederse chat ekranı hemen sağ tarafta. Vale hocamın bir bahsettiği link var. Bu PostgreSQL ile ilgili işte nefret ettiğim 10 şey diye çok güzel bir başlık bence. Üzerine tartışılabilecek bir başlık. Şimdi ben bunun üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü Vale hocam bana sorduğu zaman özelden yazdığı zaman ona kısaca bir yanıt vermeye çalışmıştım. Hani birkaç şey hatalı diye burada. Şimdi yazıda 10 tane maddeden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Transaction ID Wraparound sorunu. Gözükmüyor neden? Murat Bey, gözükmeyen şey nedir? Bana söylerseniz hemen yardımcı olayım konuya başlamadan önce. Link şurada. Vale hocam biraz üstte yazdı. Görürseniz Vale hocam tekrar paste etti. Yapıştırdı buraya. Siz de oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buldunuz mu Murat hocam? Tamam, süper. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar beraber. Transaction ID Wraparound sorunu. Şimdi Transaction ID Wraparound dediğimiz şey şu. Aslında PostgreSQL'de Transaction ID'ler 32 bit ve 4 milyar. Bu şu demek aslında. Pratikte tabii 4 milyar ama Postgres bunu okurken 2 milyar öncesi ve 2 milyar sonrası diye okuyor. Yani sizin eğer 2 milyardan önceki Transaction ID'niz henüz sistemde duruyorsa ve 2 milyar sonraki de duruyorsa, bir sonrakine geldiği zaman bunu bir çember olarak düşünün. PostgreSQL veriyi bozacak diyor. Şimdi yalnız sorunlardan bir tanesi şu. PostgreSQL'de AutoVacuum daemon'ı sanırım 8.1'de contrib'e girdi. 8.2'de galiba içeriye girdi diye hatırlıyorum. Yani yaklaşık bir 10 küsur yıldır bunun AutoVacuum bunun içerisinde. PostgreSQL'in ön tanımlı parametreleriyle beraber normalde az önce bahsettiğim gibi 2 milyar olan sayıda 20 milyon transaction'da eğer herhangi bir şekilde vakum çalışmamışsa bu nasıl olur? Bir, Chrome'dan vakum çalışmaz. İki, ayağımıza sıkmak istemiş olabiliriz ve AutoVacuum'u kapatmış olabiliriz. Kesinlikle AutoVacuum'u kapatmanızı önermiyorum bu arada. Diyelim ki bunların hepsi oldu. Yani ne Chrome'dan vakum çalıştı, ya ne elle vakum çalıştı, ne de AutoVacuum devreye girdi. AutoVacuum kapalı dahi olsa, AutoVacuum devreye giriyor 20 milyon transaction'dan sonra ve gerekli temizlikleri yapıyor. Dolayısıyla bunun veri tabanını çökertme olasılığı yok. Evet, bunu ne yapabilirsiniz? Bu değeri atıyorum 1,5 milyara çıkartabilirsiniz. Ancak buradaki avantajınız şu, PostgreSQL 9.6 ile beraber bir gelişme geldi. Ve bu gelişme şu, sadece ilgili yerlerde çalışıyor AutoVacuum daemon'ı. Yani gidip tüm tabloları teker teker araştırmıyor, sadece ilgili tarafları araştırıyor. Dolayısıyla bu AutoVacuum'un o wraparound süreci hızlıca bitiyor. Bir de şöyle bir özelliği var, diyelim ki herhangi bir saatte başladı, bunu öldüremiyorsunuz da. Bu bence güzel bir özellik. Bu öldüremediğiniz için o tekrar tekrar çalışmaya devam edecek ve dolayısıyla birinci madde aslında bizim için pratikte geçerli değil. Evet, yıllar önce ben Postgres'e ilk başladığım zamanlar böyle şeyler vardı ama artık bu geçerli değil. Şimdi failover'ın veri kaybedebileceği konusunda bir yazı var. Şimdi bu tabii ki çok tartışılabilir bir konu. Çünkü failover dediğiniz zaman arkadaşlar hangi replikasyonu failover yaptığımız önemli. Herhangi bir yerde, herhangi bir asenkron replikasyon tabii ki veri kaybedecektir. Eğer replikasyon yapıyorsak. Şimdi benim PostgreSQL camiasını sanırım 2007'de Kanada'da sunduğum bir çözüm vardı. Red Hat Classes Suite, o zamanlar Red Hat Enterprise Linux 3'ten 4'ten bahsediyorum. Red Hat Classes Suite'de PostgreSQL clustering yapılması. Orada mesela single, yani tek bir storage üzerinde iki tane farklı fiziksel sunucu ve birbirlerine işte kontrol ediyorlar. Bir tanesi giderse diğerine servis geçiyor. Bakın burada sıfır veri kaybı var ama burada replikasyondan bahsetmiyoruz. Benzer çözümler zaten Postgres'in kendi içerisinde de var. Örnek veriyorum, senkron replikasyon. Şimdi eğer failover durumunda veri kaybı istemiyorsanız zaten, yani normal bir failover'ı bırakın, illa failover olmak zorunda değil, herhangi bir sorun anında diyelim veri kaybetmek istemiyorsanız zaten senkron replikasyon yapmak zorundasınız. O yüzden buradaki ikincideki ben şeyi sevmedim. Tanımlar bence yeterli değil. Burada Galera Cluster'dan hatta referans vermiş. Galera Cluster'ın
ne kadar kırılgan olduğunu anlatmama sanırım gerek yok. En azından Postgres için. Çünkü burada geodistributed olayında ben bir Postgres şirketinde çalışıyorum. Yani kendi şirketimin dışında, yani Türkiye'deki gündüz bilişim, işte İngiltere'deki GC Pro'nun dışında. Enterprise DB'de de çalışıyorum. Enterprise DB'nin de böyle bir ürünü var. XDB diye. Second Quadrant'ın böyle bir ürünü var. BDR diye. Bu geodistributed olayı evet var zaten Postgres'te. Ancak şunu söyleyebilirim ki böyle tak çalıştır, her şey harika çalışıyor değil. Bu zaten genel olarak geodistributed tüm çözümler için geçerli. Sorularınızı okuyorum, yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Özür dilerim, şunu bitireyim çünkü gerçekten çok hani sorulan birçok, belki 10 tane temel sorunun yanıtı var burada. Üçüncü madde arkadaşlar, replikasyonun veri bozulmasını yaydığı bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi burada evet doğru, primary'de olan bir durum standby'a da gidecektir. Ancak burada iki tane farklı durum var. Eğer primary'nin verisi veri replike edildikten sonra bozulduysa bu standby'a gitmeyecektir. Büyük olasılıkla. Dolayısıyla biz tüm kurulumlarımızı, tüm müşterilerimize şunu öneriyoruz. PostgreSQL'i initDB yaparken lütfen checksum'ları etkinleştirin. Geçen hafta bir müşterimizde bu checksum nedeniyle bir veri bozulmasını daha anında fark ettik ve hemen datayı restore ettik ve sıfır veri kaybıyla sorunumuzu çözdük. Dolayısıyla mutlaka checksum'ları etkinleştirin. Bu initDB'ye vereceğiniz TRK parametresi ile olacaktır. Ya da RPM'lerde yaparken o setup scriptine vereceğiniz bir environment variable ile olacaktır. Bunlarla ilgili bir yayın yapmayı da düşünüyoruz bu arada. Yani PostgreSQL kurulumlarıyla ilgili ya da işte ipuçları ile ilgili bir yayın da yapmayı düşünüyoruz bu arada. Önümüzdeki haftalarda onu belirteyim. Dolayısıyla burada evet replikasyon veriyi yayabilir, bozulmuş veriyi yayabilir. Ancak bu %100 doğru olacak diye bir şey yok. Dördüncü konu MVCC garbage konusu. Evet kesinlikle katılıyorum. Ve birçok veri tabanında olduğu gibi Postgres'te de MVCC var. İmplementasyonları farklı. İşte kimi SQL yapıyor, kimi SPL yapıyor vesaire. Değişik implementasyon, değişik yazılım teknikleri var burada. Fark etmez. PostgreSQL'in yazılım tekniği şu anda arka tarafta bir çöp bırakma eğiliminde. Şimdi evet yazıda da ya buradaki blog yazısında yazdığı gibi bu konuda Postgres kendini çok geliştirdi. Özellikle 8.4'ten sonra bu Visibility Map ve Free Space Map ile beraber bu altyapı gerçek ciddi anlamda değişti. Ve işin daha da güzel tarafı bu vakum süreci de hızlandı. Şimdi Enterprise DB'nin başını çektiği bir grup geliştirici Zhip denen bir proje üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Zhip dediğimiz proje nedir? Önce onu da hemen kısaca bahsedeyim ben size. Şu anda PostgreSQL'in storage engine'i bir tanedir. O da Heap'tir. Aslında böyle PostgreSQL ile ilgili bazı teknik makaleleri okuduğunuz zaman ya da bazı konferanslara katıldığınız zaman Heap sözcüğünü kullanırlar. Aslında Heap dediğim şey bizim storage engine'imiz. Bir tane var storage engine. Biliyorsunuz işte örneğin MySQL'de birkaç tane var. Bildiğim kadarıyla Oracle'ı bilmiyorum, daha doğrusu emin değilim ama MySQL'de birden fazla olduğunu biliyorum. Postgres'e bir tane var ve birçok sorunu bugüne kadar çözdüğünü gördük. Yalnız tabii ki zaman içinde birçok şey değişmeye başladı. Bunlardan bir tanesi, bunun için arkadaşlar ek storage'lar gelmesi gerekiyor. Yalnız Postgres'in altyapısı geçen seneye kadar ek storage için uygun değildi. Yani bir tek storage engine'in bağlanabileceği bir şeydi. Dolayısıyla eğer Postgres girişimini takip ediyorsanız ya da araştırmak isterseniz Pluggable Storage Module Storage Engine diye bir yeni bir engine geldi. Dolayısıyla artık bu engine'lerin hepsi eklenebilir, geliştirilebilir hale geldi. Bu anlamda iki tane engine geliştirilmeye başladı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Zhip ki birazdan bahsedeceğim. Bir tanesi Zstore. ZED Store. Zstore PostgreSQL'de columnar storage'ı getirecek. Columnar storage bizde şu anda sadece Cstore FTW extension ile beraber var ve biraz da sınırlamalarıyla beraber geliyor. Ancak Zstore hem PostgreSQL'in core'unun içerisinde, çekirdeğinin içerisinde olacak hem de daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Tabii ki unutmayın ki columnar storage sayesinde yer kazanacağız ama o da başka sorunları çözdüğü için her ortamda da kullanamayacağımızı belirtmek istiyorum. Peki Zhip burada nedir? Zhip Oracle'daki undo log'lara benzeyecek. Dolayısıyla şu anda PostgreSQL'de MVCC nedeniyle o update dediğin şey aslında insert artı delete Postgres'te ve bu disk üzerinde bir boşluk bırakır. Bir alan bırakır. Kirli bir alan bırakır. Temizlenmesi gereken bir alan bırakır. Zhip sayesinde
vakum gereksinimlerinin, saha içerisindeki vakum gereksinimlerinin %60 oranında düşmesini bekliyoruz. Yani %60 oranında daha az vakum yapılmasını bekliyoruz ya da uygulamaların önemli bir kısmının vakumsuz çalışabilmesini bekliyoruz. Ne yazık ki insan kısıtı nedeniyle, yani sayı kısıtı nedeniyle Postgres 13'e yetişmedi. 13'e yetiştirmeyi planlıyorduk. Hatta Enterprise DB'nin Advanced Server'ın 12'sine yetiştirmeyi planlıyordu Enterprise DB. Yetişmedi. 14 için gelişmeler de son hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla bu durum doğru. Yani MVCC ile ilgili durum doğru. Ancak Postgres ekibi de bununla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu arada bana birazcık ara verelim. Sorular birikmeye başladı. Onunla da ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Buna geri döneceğim arkadaşlar. Baki Abacı'nın bir sorusu var. CD ile Postgres'e contributor olabilir miyim? Bu konuda beni yönlendirebilir misiniz? Ürün çalışırken geliştirme ortamında debug yapabiliyor muyum? Şimdi öncelikle birinci sorunun birinci kısmını tanımlamak istiyorum. Özür dilerim. Tekrar bir yukarı çıkayım soruyu okumak için. C diliyle Postgres'e contributor olabilir miyim? Evet, zaten olacaksınız. O dil C dili. Peki nasıl contribute edebilirsiniz PostgreSQL'e? Nasıl contribute edebilirsiniz PostgreSQL'e? Yapmanız gereken şey bir yama yazmak olabilir. Bir yamayı gözden geçirmek olabilir ki ben bunun için size commitfest.postgresql.org sitesini önereceğim arkadaşlar. commitfest.postgresql.org. Burada PostgreSQL'e bir yama gönderdiyse birisi, yama buraya giriyor. Birileri bunu review ediyor, ilerletiyor, yorumlar yapıyor vesaire ve en sonunda commit edilmeyi hazır hale getiriyor. C ile siz kendiniz kod yazabilirsiniz. Mevcut bir yama üzerinde düzeltmeler gerekiyorsa düzeltmeler yapabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bazı yepyeni özellikler geliştirebilirsiniz. Ya da atıyorum bir extension yazabilirsiniz. O dilde C dilidir arkadaşlar. Şimdi biraz da Perl var tabii ki bu arada Windows için. Ürün çalışırken geliştirme ortamında debug yapabiliyor muyuz? Postgres, burada üründen kastettiğinizin Postgres olduğunu varsayıyorum. Evet, yapabiliyorsunuz. Eğer burada tabii şimdi aslında sorunuzu biraz açarsanız sevinirim. Ben de varsamayayım. Ürün çalışırken geliştirme ortamında debug kısmını açarsanız Baki Hocam hemen sorunuzu yanıtlayacağım. Ramazan Gök'ün çok güzel bir sorusu var. Public şema kullanmak mantıklı mıdır? Yanıt veriyorum. Hayır. Şimdi public arkadaşlar. Aslında bu soruyu bize 2-3 sene önce sormuş olsaydınız bu kadar net konuşmuyorduk. Yalnız sanırım ilk geçen sene ya da önceki sene hatırlamıyorum çıkan bir güvenlik açığıyla beraber Postgres'te bu public şeması ile ilgili beraber insanlar public şemasından uzaklaşmaya başladı. Hatta biz de public şemasını bırakıyoruz. Mümkün olduğu kadar oradaki yetkileri müşterimize kısmaya çalışıyoruz. Ya da belki de mümkünse kaldırıyoruz tamamen public şemasını. Dolayısıyla public şemasını kullanmanız çok mantıklı değildir. Yani ayrı bir şema kurmanızı mutlaka öneririm arkadaşlar. Default olarak her user'ın eklendiği public grup güvenli midir? Public grup diye bir şey yok aslında çünkü user bir yere eklenmiyor. Her user ayrı bir rol. Siz bugün create user Ramazan dediğiniz zaman, create user Baki dediğiniz zaman bunların hepsi arkadaşlar ayrı ayrı roller olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla public diye bir şey yok. Şimdi Kerem Yılmaz'ın bir sorusu var. Hocam kurulumlar ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceksiniz biliyorum ama bu yayında da kısaca özet geçirseniz sevinirim. Postgres'in sitesinden indirdiğimiz Postgres ile Enterprise DB'nin sitesinden indirdiğimiz Postgres kurulumlarının farkları nelerdir? Şimdi sanırım bu soruyu birisi geçen haftaki yayınlardan birisi aynı soruyu önceki yayınlarda yine sordu. Ben o zaman yanıtlamışım, tekrar yanıtlamak istiyorum. Şimdi PostgreSQL sitesinde indirdiğiniz Postgres ile Enterprise DB sitesinde indirdiğiniz Postgres'i bir defa 3'e bölmek gerekiyor. 2'ye değil 3'e bölmek gerekiyor. Çünkü Postgres'in sitesinde indirdiğimiz Postgres ya kaynak koddur, ya RPM paketidir, sizi oraya yönlendirecektir. Ya da APT paketidir, sizi ilgili alt siteye yönlendirecektir. MacOS ve Windows installerlarını şu anda evet Enterprise DB, özür dilerim, postgresql.org'daki o installer'ları Enterprise DB yapıyor. Dolayısıyla size Enterprise DB yönlendiriyor. Ancak bunlar open source PostgreSQL'in kendi installer'ları. Şimdi buradaki dolayısıyla ayrıştırmak gerekiyor. Red Hat, Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, Solaris bunlar ayrı bir yere gidiyor. Kendi paketleri var arkadaşlar. Windows'la bunların kendi native package'leri var. Windows'la MacOS'a geldiğiniz zaman da bunların one click installer dediğim şey, şu next kurduğumuz şeyleri var. PostgreSQL.org için konuşuyorum. Şimdi
Dolayısıyla şimdi bir de Enterprise DB'nin sitesine indirdiğiniz Advanced Server ise o başka bir ürün. O Enterprise DB'nin ürünü, o Oracle uyumluluğu olan, içerisine başka şeylerle gelen, eklerle gelen, ticari, kapalı kaynak kodlu bir yazılım, bir veri tabanı sunucusu. Aslında bir ürün, sadece veri tabanı sunucusu değil. Dolayısıyla Enterprise DB'den aslında iki tane şey indiriyorsunuz. Bir open source olan tarafı indirebilirsiniz. İki bir advanced server indirebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar farklı farklı şeyler. Kurulumlar açısından dediğiniz zaman dolayısıyla Enterprise DB kurmak başka bir şey. Community Postgres'i kurmak başka bir şey. Enterprise DB'nin sitesinden sorunuzu yanıtlamışım okumadan. Enterprise DB'nin sitesine indirdiğimiz Enterprise Postgres kullanırken lisans ödüyor muyuz? Destek ücreti ödüyorsunuz. Red Hat'le aynı mantığa sahip aslında. Red Hat'te de indirebiliyorsunuz biliyorsunuz ya da CentOS'u kullanabiliyorsunuz. Benzer şekilde burada da Advanced Server'da da veri tabanı sunucusunu indirebiliyorsunuz. Güncellemelerini almak isterseniz sanırım 60 gün içerisinde bunun sizden yeni, yani sizin bunu satın almanızı bekliyor core başına ya da onun satış kısmına çıkması çok iyi bilmiyorum, emin değilim. Siz o fiyatları vermenizi bekliyor Advanced Server. Bu dediğim gibi bunun içerisinde destek de dahil ve güncellemeler dahil. Sadece bazı araçlar var. Örneğin EFM gibi araçlar. Eğer 30 gün içerisinde lisans almazsanız bunu çalışmayı durduruyor arkadaşlar. Bir şeyler silmiyor ama çalışmayı durduruyor. Lisanslama politikası sanırım bu. Kerem Bey, umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer yanıtlamadığım bir taraf varsa sizin de sormanızı rica ediyorum. Bu arada yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz demek istiyorum. Her salı günü 13.30'da ve her perşembe günü saat 19.00'da canlı yayınla size PostgreSQL ile ilgili bir şeyler vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Geçmiş yayınlarımızı youtube.com/devrimgunduz adresinden seyretmenizi öneririm. Burada amacımız bu evde kapalı kaldığımız, tırnak için alıyorum, günlerde sizlere ulaşabilmek, daha fazla bilgi paylaşabilmek ve biraz da ileriye bir şeyler bırakmak amacıyla yaptığımız yayınlar. Sizlerin de katkısını bekliyorum. Katkılar konuşma olabilir, konu önerileri olabilir arkadaşlar. Bu yayınları yaymak olabilir, çevrenize duyurmak olabilir, yayınlandıktan sonra YouTube'dan seyretmek olabilir. Ne kadar çok yayarsak Postgres'i o kadar çok beraberce insanlara ulaştırmış oluruz arkadaşlar. Şimdi bir soru daha var. Şu Veli Hocam'ın yazdığı, gönderdiği belgenin ikinci bölümüne ayrıca bakacağız. Türkiye'de kurulum yaparken yani Enterprise DB mi kullanıyorsunuz, Community Postgres mi kullanıyorsunuz? Şimdi bu soruyu yanıtlamayayım çünkü müşteri gereksinimine göre olan bir şey. Eğer open source tarafında işler yapacaksak tabii ki Community Postgres kullanıyorum. Eğer Oracle'dan migration'lar vesaireler varsa, ki o da değişir. Yani o da sadece yani Oracle'dan open source Postgres'e de aktarma yapabiliyoruz açıkçası. Dolayısıyla biraz karışık bir konu. Bu biraz da ticari bir konu olduğu için buna girmek istemiyorum. Ancak gerektiği zaman hepsini kullanırım. Hepsinin kodları zaten elimizde. Sorularınızı lütfen sorun arkadaşlar. Bu sadece soru yanıt bölümü. Ben sizleri göremiyorum. Yani tabii ki istediğimiz bir şey bu. Şimdi yayını kaydettiğimiz için arkadaşlar. Lütfen sorularınızı sorun. Tekrar söylüyorum. Yayınlar her salı günü 13.30'da ve her perşembe günü saat 19.00'da canlı yayında Zoom adresinde. Zoom adresinde belki küçük değişiklikler olabilir zaman içerisinde, özellikle güvenlik anlamında. Community.com k ile başlıyor. /pgtr adresine lütfen gidin ve oradan güncel seminer bilgilerini lütfen takip edin. Şimdi ben devam etmek istiyorum. Beşinci konu Process Per Connection demiş ya da PNet Scale. Güzel bir bakış açısı açıkçası arkadaşlar burada. Şimdi PostgreSQL her bağlantı için diye tümceli okuyorum ben doğrudan. Her bir bağlantı için bir tane process fork ediyor. Şimdi dediği doğru. Evet doğru. PostgreSQL her bir connection için bir tane process açıyor. Her bir bağlantı için bir tane process açıyor. Bu da yük getiriyor. Şimdi yine burada yazdığı gibi bir connection pool ile beraber arkadaşlar zaten biz bunu çok rahatlıkla çözebiliyoruz. Şimdi thread per connection konusu çok da tartışılacak bir konu. Çünkü PostgreSQL aslında yazıda nedense belirtilmemiş ama PostgreSQL aynı zamanda thread de yapabiliyor. Yani paralel query yapması gerektiği zamanlar ya da yapmayı planladığı zamanlar diyelim. Yapmak istediği zamanlar zaten thread'e geçiyor Postgres. Şimdi bu thread ve proses konusu
sonu bitmeyen bir tartışma iki ayrı kampa dönebilir. Bundan 15 yıl önce kesinlikle thread olmayacak Postgres'te diyorduk. Daha sonra işte paralellikler gelmeye başlayınca threadler geldi. Şu andaki altyapı bu şekilde çalışıyor. pgbouncer gibi şeylerle sorunu aşabilirsiniz. Ancak burada yazıda yine bahsetmediği bir şey. Değil mi? Yazıyı ben çok iyi niyetli yazılmış. Postgres'in tabii ki belki şurada 10 değil 30-40 tane çok kötü özelliğini söyleyebiliriz. Burada beraber. Sadece bunları doğru şekilde yazmak gerektiğini düşünüyorum. Bu process work connection arkadaşlar eğer düzelt, yani daha çok fazla bağlantı varsa, yani yüzlerce, binlerce, yüzlerce demiyorum, belki 500'ün, 600'ün üzerinde, belki 1000'in üzerinde eş zamanlı bağlantı varsa, buradaki çözüm aslında huge page'i etkinleştirmek olur. Çünkü huge page dediğimiz şey işletim sistemi seviyesinde çözebileceğimiz, Oracle'cı arkadaşların da o TSP olarak bildiği, yanlış Transparent Data Pages diye hatırlıyorum. Yanlış kısalttım, özür dilerim. Olarak adlandırdığı bir özellik. Zaten Linux'ta da var olan bir huge page. Transparent huge page. Heh, özelliği şimdi hatırladım, özür dilerim, kusura bakmayın. THP özelliği. Transparent huge page açtığınız zaman arkadaşlar bunların page'leri normalde Postgres'teki page'ler 4 kilobayttır. Bunlar daha büyük olduğu için eş zamanlı bağlantıları daha iyi yöneteceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Hatta dün gece ben bununla ilgili saat Türkiye saatiyle saat 4.30'da bir müşterimize bununla ilgili bilgi verdim. Sanırım da bugün de yarın da bunu deneyeceğiz diye gözüküyor. Şimdi böyle hemen ara vereyim. Sorgu sunucu yapılandırmasını iyileştirme için kullandığınız yardımcı araçlar var mı? Ve bu işlemleri yoksa bu işlemleri tamamen manuel mu yapıyorsunuz? Türkiye'nin sorusu var, tekrarlıyorum. Sorgu sunucu yapılandırmasında iyileştirme için kullandığınız yardımcı araçlar var mı? Analyze ve Explain ötesinde. Şimdi aslında var. Şimdi bir defa çok güzel bir site vardır. Büyük olasılıkla Explain konusunda bir çalışma yaptıysanız explain.dps.com Delta Echo Paris Edirne Türkçe söyleyeyim. Diyarbakır Edirne Paris Edirne Samsun Zonguldak olsa gerek. dps.com. Neyse bulabilirsiniz bunu zaten. explain.dps.com. Explain Analyze çıktılarınızı buraya yapıştırırsanız sadece sorunlu olan yerleri göstermez, size aynı zamanda sorunlu olan yerlerdeki sorgu planları ile ilgili bir şeyler öğrenmenizi sağlar. Bu bir. İki, HypoPG bizim son dönemlerde yine kullandığımız güzel extension'lardan bir tanesi. HypoPG ile beraber Hypothetical Index, yani aslında ben buraya index koyarsam ne olur sorusunun yanıtını indeksi yaratmadan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir avantaj sağlayabilirsiniz. Bu arada Burhan Akbulut bize hemen ekran not almak isteyen arkadaşlar için söyleyeyim, kaçmasın. explain.dps.com'un linkini verdi. Teşekkür ederim Burhan Hocam. Şimdi bunun dışında Türkiye'nin sorularını yanıtlamaya devam edersek eğer, başka araçlar var mı arkadaşlar? Şimdi sorgu sunucu yapılandırmasında tabii ki Postgres, ben tüm seminerlerinde bugüne kadar söylediğim gibi iyi bir Postgres DBA aynı zamanda iyi bir sistemci, aynı zamanda birazcık da networkçi olmalıdır. Dolayısıyla bir veri tabanı sorununu fiziksel sorunların dışında görmek yanlış olacaktır. Yani bir acaba doluyor mu, benim diskim dolu mu? Ya da diskim yavaşladı mı? CPU'da başka sorunlar mı var? Ya da virtual machine içinde çalıştırıyorsam bu virtual machine'de ki host tarafında diğer makinelerde neler çalışıyor? Bunların hepsini mutlaka bilmek gerekiyor. Yani evet benim sorgum yavaş çalışıyor yarım saattir. Bir bakıyoruz o anda birisi girmiş sisteme Linux komut satırından bir şeyler derliyor, bir şeyler yapıyor. Bunlar bizim yaşadığımız şeyler. Dolayısıyla aslında bunu bir bütün olarak görmeniz gerekiyor. Sorguyu yavaş olan sorguyu gerçekten yavaş mı sorusunu yanıtlamanız için ilk yapmanız gereken şey aynı sorguyu birkaç defa çalıştırmak. Çünkü o anda yine çok başınıza gelmiştir Postgres'le uğraşan arkadaşlar için söyleyeyim. Bir sorguyu çalıştırıyorsunuz 100 milisaniye sürüyor. Bir daha çalıştırıyorsunuz 5 milisaniye sürüyor. Çünkü cache'de yok. Demek ki cache'i almış ve cache'den okumaya devam ediyor. Yapmanız gereken şey sizin belki RAM'i arttırmak, belki aradaki hızları arttırmak gibi şeyler olacaktır. Dolayısıyla bu sorgu planlamasında sadece Postgres, işte HypoPG, PGBadger ya da Explain Analyze çıktığının yanı sıra bir IOSTAT, bir MPSTAT gibi ya da işte PIDSTAT gibi işletim sistemi araçlarında mutlaka iyi bilmeniz ve onlara hakim olmanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Burhan Akbulut'un yine özelden yazdığı bir soru var. Ben yine okuyorum arkadaşlar. Günlük veya aylık bakım için kontrol edilmesi gereken başlıklar nelerdir? Müşterilere verilen raporda neler olmalıdır? Şimdi bir sürü şey var aslında. Bunun BGRiter istatistikleri var.
archive replikasyon varsa archive istatistikleri var, tabloların kendi istatistikleri var, veri tabanı istatistikleri var, temp file'lar var. Bunların hepsini incelemeniz gerekiyor. Benim size nacizane önerim, open source çok sevdiğim bir araç vardır, pgclu diye. Aslında ben de buna ekrana yazabilirim, chat ekranına sanıyorum. Yum install pgclu dediğiniz zaman ya da apt-get install pgclu dediğiniz zaman arkadaşlar, bu sizin işletim sisteminizi ve veri tabanını aynı anda takip edip size gerçekten güzel görsellikte rapor hazırlayacak bir uygulama olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunun dışında sorularınız varsa arkadaşlar alabilirim yine. Ben biraz atlamak istiyorum vakiti yetiştirmek için. 7. böyle özelliğe geçmek istiyorum. Major version upgrade'leri downtime gerektiriyor. Doğru. Şimdi yalnız burada yazıda, yani yazının başlığı doğru. Yani PostgreSQL 11'den PostgreSQL 12'ye geçmek istiyorsanız eğer bir downtime gerekecek. Burası doğru. Ancak burada yanlış verilen bilgi şu. Tabii ayrıntılarını bilmem gerekiyor. Çünkü verinin büyük, çok büyük bir veri tabanının dönüştürülmesinin saatler süreceğinden bahsetmiş. Şimdi bu bilgi yanıltıcı bir bilgi. Çünkü PG upgrade dediğimiz şey veri tabanının boyutuna değil, tablo sayısına ya da indeks sayısına, yani kısacası nesne sayısına bakar. Yani sizin 100 terabayt veriniz varsa ama sadece 1000 tane, 2000 tane tablonuz varsa büyük olasılıkla 1 dakikanın altında bu işi bitireceksiniz. Bakın, 100 terabayt veri tabanınız var, sadece 1000 tane falan tablonuz var. Tam tersini yapalım. Belki işte 1 terabayt veri tabanınız var ama o 100 binler, 10 binlerce tablonuz var. İşte o zaman uzun sürecek. Yalnız bunun hiçbiri saatler değil. Çünkü burada bahsettiğim şey o kadar tablonun dump'ını almak, tekrar söylüyorum, sadece şema dump'ını almak. Data ile ilgilenmiyoruz. Çünkü data iki tarafta da aynı. Yani Postgres, o PG upgrade zaten bunu çok güzel yapabiliyor. Ve upgrade'inizi bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani çok iddialı konuşmak istemem. Hocam böyle demiştiniz demenizi istemiyorum. Ancak pratikte eğer çok iyi hazırlandıysanız, yani bir sonraki sürümün işte PostgreSQL Conf'una yaptıysanız, işte hazırladıysanız, HBA'sını hazırladıysanız vesaire, sanırım 10-15 dakikalık süre içi, ben fazla söyledim bu arada, 10-15 dakikalık süre içerisinde bu geçişi bitirebileceğinizi size söyleyebilirim. Peki geçişlerle ilgili bir şey daha söylemek, yani bir şey daha söylemek istiyorum. Primary kapattığınız için downtime gerekiyor arkadaşlar. Ancak ondan sonra yapabiliyorsunuz ki bunun da başka, yani bunun tabii ki başka yöntemleri de var. Yani bugün logical replication'la beraber aslında tamamen downtime gerektirmeden, çok minimum ya da belki hissettirmeden diyelim daha doğrusu, bu geçişleri yapmanız aslında mümkün. Dolayısıyla evet, başlık çok güzel ancak altında yazdığı şeyler pratikte tam da doğru değil arkadaşlar. Şimdi 8. maddeye gelmek istiyorum. Ben aslında yazıyı zaten 5.'den sonra okumayı bıraktım. Farkındaysanız burada sürekli bir galera var. Dolayısıyla yazının bir miktar ticari bir tarafı olduğunu düşünmeye başladım ben zaten okurken. Şimdi arkadaşlar ticari eğitimlerimde de bahsettim. Aranızda var, görüyorum müşterilerimden. Seminerlerime giren arkadaşlar da var. Bu replikasyon seminerlerine. Onları da orada da biz yaptık. Replikasyonun arkadaşlar veri aktarma dışında, bakın veri aktarma ayrı bir konu. Yani tabii ki 1 GB bir veri tabanıyla 100 TB veri tabanının ilk replikasyonu yapılması tabii ki uzun sürecek, farklı sürecektir, arada farklar olacaktır. Ancak replikasyon hazırlığının sadece 4-5 dakika olduğunu, hatta bir de aradaki ekstra yazılımları bazı ben kullanmıyorum ama Red Manager gibi yazılımları kullanırsanız eğer, bunun sürenin biraz daha kısılacağını söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu bir galera havası var ilginç bir şekilde, ancak burada da çok farklı bir yorum olduğunu söyleyebilirim. Şimdi planner hintleri neden yok PostgreSQL'de? Bu bunu şimdi özellikle Oracle'dan gelen arkadaşların çok sorduğu bir şey vardır. Hocam biz planner'a hint veremiyoruz. Bunu ne yapabiliriz diye. Şimdi PostgreSQL'in sık sorulan sorularında, yani resmi olan sık sorulan sorularında yapılmayacak işler listesinde, Wiki'de de var bu. Yapılmayacak işler listesinden bir tanesi arkadaşlar bu.
Pilner Hint konusu. Şimdi aslında Hint konusunun tamamen yok demek de mesela yanlış, gördüğünüz gibi. O da şöyle yanlış. Örnek veriyorum, siz bir sorguda nested loop'un olduğunu gördünüz ve nested loop'un aslında sorguyu yavaşlattığını fark ettiniz yaptığınız analizlerde. Bunu zaten çok rahatlıkla set enable nested loop to off deyip ardından sorguyu çalıştırıp yapabilirsiniz. Yani bunu yazılım tarafında çözebilirsiniz. Şimdi Postgres ekibi aynen şunu söylüyor. Ki eğitimlerde de bunu söylüyorum. Hiçbir neden Hint, biz Hint getirmiyoruz? Yani Hint'ten neden yok sorusuna aynen resmi yanıtımız şu. Hiçbir zaman Postgres optimizer'ından daha akıllı olduğunuzu düşünmeyin. Evet, çok iddialı, çok itici bir söz gibi gelebilir ama tümcenin devamı da güzel. Diyor ki size ekip, eğer diyor bu Postgres optimizer'ın hata yaptığını görüyorsanız bu bir bug demektir. Bize bunu bildirin, biz bunu çözelim. Dolayısıyla şimdi Hintlerin tabii başlangıç tarihine bakmak gerekiyor. Neden Hint yok aslında Postgres'te? O, zamanında donanım değilken, işletim sistemi değilken ve veri tabanı değilken henüz. Bunlar yıllar önce. Tabii ki bir Hint kavramı vardı. Çünkü eline müdahale etmek gerekebiliyordu optimizer'a. Ben yeni nesil Oracle DB'lerde bunun daha az olduğunu görüyorum ve duyuyorum. Bu müdahalenin. Daha çok eskilerden gelen arkadaşların yaptığı bazı müdahaleler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada Node Planner falan konusu birazcık tartışılabilir bir konu arkadaşlar. Şimdi Page Completion konusuna gelelim arkadaşlar. Bunu az önce söyledim ben zaten. Bu PostgreSQL'de bu Z Store'la beraber daha az yani completion geliyor ve daha az yer kaplama konusu da var. Biz Vol'u da bu arada sıkıştırabiliyoruz. Onu söylemem gerekiyor. Burada yazılı yazılmamış ama Vol zaten sıkıştırılabiliyor Postgres'te. Sanırım son 4-5 yıldır Vol Compression parametresini açarak. Dolayısıyla doğru, fiziksel olarak sıkıştırma yok. Ancak tabii burada Postgres'in, evet, Z Store'la beraber bazı sıkıştırmalar gelecek ya da C Store'la beraber bizim bir tecrübemiz var. İngiltere'de bir bankada 7 terabaytlık bir datayı, arşiv datasını C Store içine koyarak 1 terabayta indirdik. Tabii ki başka sınırlamaları var. Örneğin oraya sürekli yanlış hatırlamıyorsam teker teker insert yapamıyorsunuz ama zaten arşiv datasıydı. Gerektiği zaman kullanılacak bir şeydi. Onu oraya koydu. 7 terabayt yerine 1 terabayt storage, 6 terabayt kar ciddi derecede iyi oldu. Yani aslında tamamen de yok da değil ama tamamen var da değil. Burada tabii ki burada benim söylemem gereken çok önemli bir şey. Az önce Türkiye'nin sorusuna yanıt varken de söylediğim şey, PostgreSQL sadece veri tabanı arkadaşlar. PostgreSQL'den gidip de kernel yönetimini yapmasını beklemeyin. PostgreSQL'den order by için gdbc'nin order by kuralı, işte o dillerin locale bilgilerini taşımasını beklemeyin. Time zone datasını taşımasını beklemeyin. Çünkü zaten bunlar işletim sisteminin parçaları. Bugün bir order by dediğimiz zaman, ls'de order by yapacağımız zaman bu zaten gdbc'nin içerisinde var ve Postgres bunu kullanıyor. Ya da ICU kullanıyor artık yeni sürümlerle beraber. Daha standart ve daha kararlı olabilmesi için, upgrade'lerden etkilenmemesi için arkadaşlar. Dolayısıyla hani burada Postgres'te yok derken, evet, yazılı da söylenmiş. ZFS teki compassion'dan kullanabilir. Evet, gerekirse kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi şimdi soruları yanıt vermeye devam edeyim arkadaşlar. Ramazan Bey'in bir sorusu var. Vol dosyaları data directory altında pgvol altında tutuluyor. Vol için ayrı bir directory bildiğim kadarıyla tanımlanmıyor. Yok, tanımlanabiliyor Ramazan Bey. Bunun için iki tane yönteminiz var. Bir, initdb yaptıktan sonra bunu başka bir yere taşıyıp sizin dediğiniz gibi link yaratabilirsiniz. İki, initdb aşamasında yaparken tire büyük x ile beraber vol dizini doğrudan verebilirsiniz. Şimdi vol dizini verdiğiniz zaman aslında sizin az önce size söylediğim, yani sizin de zaten buraya yazdığınız kısa yolu yaratmış olacak. Aslında toplamda aynı şeyi yapmış olacak. Dolayısıyla biz genelde hiç uğraşmayıp yaratıp daha sonra taşıyıp kısa yolla bunu hallediyoruz. Aynı yöntem, isterseniz initdb'ye tire büyük x verip de data dizini verirsiniz ya da arzu ederseniz initdb yaptıktan sonra daha hızlı bir diske bunu koyabilirsiniz. Burada benim önemsediğim bir konu sizin yorumunuzla beraber, Ramazan Bey'in yorumuyla beraber. Evet, bol dosyalarını mümkünse ayrı ve hızlı bir diske koyun. Bunu zaten Ankara ve İstanbul seminerlerinde bol bol anlattım. Review için dediğiniz commit fest'i istemiştiniz siz. Onu hemen yazıyorum. commitfest nokta buradan da görebilirsiniz arkadaşlar.
Burhan Bey, sorgu iletişimi ve indeks işlemleri için tavsiye edebileceğiniz bir kaynak bulunmakta mıdır? Az önce Türker Bey'in, Türker'in sorusunu yanıtlamıştım. YouTube'daki kayıtta onları tekrar dinleyebilirsiniz. Bir 10 dakika önce bunu yanıtladım. Onun dışında tabii ekstra bilgi isterseniz bir sonraki yayında yine sorularınızı yanıtlarız arkadaşlar. Yine sorularınız varsa bekliyorum ben bu arada. Arkadaşlar sorular şu ana kadar bitmiş gözüküyor. Ben de tabii ki bu arada devam edebilirim PostgreSQL camiasında olanlarla. Tabii ki her şey çok da güzel değil. Özellikle konferansların teker teker iptal olması hepimizi üzüyor. En son Şubat'ta FOSDEM'e katıldım ben. FOSDEM'deyken PGDM'de FOSDEM'e katıldım. Oradaki arkadaşlarla beraber ayrılırken aslında bugünleri de olacağını biliyorduk. Yani acaba görüşür müyüz tekrar yakın zamanda dedik. Ama yine de biz ümitlerimizi yüksek tutarak birçok konferans için aldığımız biletleri hiçbirini iptal etmedik. Tabii şimdi konferanslar teker teker iptal ediliyor. Yalnız dün gece aldığım çok güzel, hoş bir haber vardı. Onu da paylaşmak istiyorum ben sizinle. Gerçekten hani gözlerim doldu. Hiç abartmıyorum, gözlerim doldu. Nordic PG'deyim. Bu sene Helsinki'de olacak ama iptal edilen Nordic PG'de için. Kaydolan kişilerden 13 tanesi kayıt ücretini geri almamış. Ben bunu bağışlıyorum PostgreSQL Europe demiş. Bu işin 100 kadar kişiden 13 tane. Çok güzel, hiç önemli değil. Birçok insan cebinden para veriyor. Hiç önemli değil. Ben de cebimden verdim ama parayı bıraktım. Çünkü organizasyon için bir para harcandığını biliyorum. Benim için daha da güzel bir haber. Bazı sponsorların da paralarını almadıkları, paralarını istemedikleri ve bunu organizasyona bıraktıkları. Normalde çok büyük zarar etmesini beklediğimiz bu etkinlikler. Tabii zarar dediğim zaman bunlar PostgreSQL biliyorsunuz kar amacı gütmeyen bir PostgreSQL Europe. Kar amacı gütmüyor arkadaşlar. Bu etkinliğin hatta kâra geçeceği bilgisini aldım. Bu camia, bu dönemdeki bu dayanışma gerçekten çok hoş. Özellikle sponsorların yaptığı hareketleri ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda bununla ilgili bir blog yazacaklarmış. O blogu sabırsızlıkla bekliyorum. O sponsorları gerçekten ben de görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Vali Hocam'ın çok güzel bir konusu var. Postgres 13'te gelecek yenilikler hakkında konuşursanız iyi olur. Bunun için ayrı bir yayınımız olacak hocam. Postgres sonuçla beraber. Şu commit fest'in bir sonuçlanmasını bekliyorum. Özellikle çünkü hala gidip gelebiliyor. Bir 15-20 gün sonra büyük olasılıkla bununla ilgili bir sunum yapacağız. Belki o kadar bile kalmayabilir ama aklımıza var. Bir 13 sunumu yapacağız arkadaşlar. Şimdi İbrahim Bey'in bir sorusu var. Postgres kullanımında yurt dışı Türkiye kullanım oranlarını karşılaştırabilir misin? Hayır hocam, karşılaştıramam. Şöyle karşılaştıramam. Çünkü elimizde bir sayı yok. Çünkü sayının olmamasının nedeni bu işin indirme istatistiklerinin elimizde olmaması. Yani burada aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bir takım bazı tabii ki indirme istatistikleri var ama indirme istatistikleri ne kadar bize doğru bilgi verecek o tartışmalı. Çünkü bir defa indirip 10 defa yeri kurabiliriz. Bir satellite ya da spacewalk gibi şeylerle. Kendi depomuzu yaratıp hani ara bir şey kullanmasak bile çok daha fazla sunucu yapabiliriz ki biz bankalar gibi yerlerde işte finans kurulumlarında, büyük işte kamu kurulumlarında genelde kuruluşlarına genelde bunu yapıyor. Çünkü yüzlerce Postgres sunucusunu yönetmeniz kolay değil. Benim burada bir üniversite, bir müşterim var Londra'da. Orada da mesela satellite kurduk. Reddit'in satellite'ını kurduk. Ve Reddit'in satellite üzerinden yüzlerce sunucuya Postgres kuruyorlar şimdi arkadaşlar. Dolayısıyla altyapı bu. Dolayısıyla sayıyı bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. İsim vermeyeceğim. 2000 sanırım 12 ya da 14'tü. İlk Postgres konferansımızda 2012 olabilir. Sponsor oldu bir kurum. Son günlerde açıkladılar sponsorluğunu. Yıllardır da Postgres kullanıyorlar. Hala da kullanıyorlar. Kullanmaya devam edecekler. Sponsorluklarını açıkladılar. Biz cumartesi günü konferansı yaptık. Pazar günü Oracle kapıya dayanmış. Oracle'a geçin diye. Tabii ki püskürtmüşler de. Şuursuzca bir hareket. O yüzden bazı kurumlarda kullandıklarını saklıyorlar bu nedenlerle. Şimdi Postgres kurulum ve yapılandırması ile ilgili best practice'lerin olduğu bir yayın düşünüyor musun? Çok best practice bir insansınız hocam. Tabii ki yapacağız. Ama yakın zamanda değil. Öncelikle şu hafta, bu hafta ve önümüzdeki hafta bazı planlarımız var. Onları bitirelim. Bunların hepsini yapacağız. Evet, yapacağız. Onu söyleyebilirim. Şimdi Emre Yılmaz'ın bir sorusu var. Bunu okuyayım ben. Çünkü uzun, şimdi baştan da okuyamadım. Devrim hocam, AWS RDS'de çalışan Postgres DB'de sunucu işletim sistemine erişemiyoruz. O veri tabanı oradan kaldırın. İlk söyleyeceğim şey budur. Ben cloud sevmiyorum. Yani illa cloud'da yapacaksanız yapmanız gereken şey oradaki bir Linux üzerinde
Postgres koşturmanız bırak, çalıştırmanız bırak arkadaşlar. Çok bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Özellikle yani bu hayatıma ben 94'te AX, 94, 96'da Linux, 98'de Postgres'e başladım. Yani benim Linux ve sistem tecrübem 2 yıl daha fazladır Postgres'ten. Bu gözle açıkçası söylüyorum size. Monitör edemiyoruz. Ben bizim bir AWS müşterimiz vardı. 2017'nin sonundaydı. Türkiye'de bir müşteriden bahsediyorum. 2.2 veri, terabayt veri tabanıyla geldiler bana ve veri tabanı çalışmıyordu neredeyse. 36 saat kapalı kaldık. Çünkü hiçbir veri toplayamıyoruz neredeyse ama sorunun olduğunu tabii ki anladım da ben. 36 saat kapalı kaldık. Tam %50 yani 1.1 terabayta düştü arkadaşlar veri tabanı. Tam 1.1 veri tabanı, özür dilerim, 1.1 terabayta düştü. Dolayısıyla burada Amazon'un yaptığı işte bakımmış vesaire kısımları çok da gerçekçi değil. Bunu da özellikle arkadaşlar size söylemek istiyorum. Devam ediyorum şimdi. Performans yönetiminde bir tool kullanmak istediğiniz zaman bir agent ya da extension kuramadığımızdan CPU, RAM, disk, read, write gibi uzun süren işlemlerin analizi ve takibini nasıl yapabiliriz? Yok, bilmiyorum. Amazon'un kendi ara birimi olduğunu biliyorum. Biz de geçenlerde şirketçi güzel bir orada bir ortam yarattık ve denedik. Log dosyalarını kendi makinemize kopyalayıp PGBadger'da rapor alabiliyoruz. Evet, onu söyleyecektim ben de zaten. PGBadger'da rapor alabiliyorsunuz ama real time yok. O yüzden yapmanız gereken bir an önce şu AWS'den, cloud'dan çıkmak. Umarım hani böyle şu Covid dünyayı değiştirecek falan diyorlar ya, ben ona çok inanmıyorum ayrı konu ama kısa bir süre sonra bu çok uzun sürecek gibi gözükmüyor. O yüzden insanlar da alışkanlıklarına çabuk dönecekler gibi düşünüyorum. Açıkçası benim düşüncem neyse. Umarım ancak yine de umarım bu fırsatla beraber şu cloud da biter. Ne ilgisi var diyeceksiniz, işte o kadar ilgisi var. Açıkçası düşüncem budur Emre Hocam. Kusura bakmayın hani yardımcı olmadım ama yardımcı olmamamın nedeni bilmemezlikten değil. Sizin zaten yapılacak her şeyi yapmış olmanız. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar burada. Şimdi bunun dışında camia tabii ki sadece teknik olarak çalışmıyor arkadaşlar. Biz birbirleriyle sürekli görüşen, normal zamanlarda da birbirleriyle sürekli görüşen aslında insanlarız PostgreSQL camiası içerisinde. Size nacizane önerim PostgreSQL hashtagini takip etmeniz. PostgreSQL diye bir Twitter hesabı da var. Bu hashtag'i aslında biraz retweet eden bir Twitter hesabı, camiadan birisi, kim olduğunu bilmiyorum ama birisinin bir hesabı. Bu arkadaş grupları hafta sonları, cumartesi günleri genelde Zoom'la toplantı yapıyoruz. Toplantı derken özür dilerim. Herkes bir şeylerini alıyor yerine. Geçen önceki hafta canlı müzik de vardı yayında. İçtik, konuştuk, sohbet ettik, özlem giderdik. İki boyutlu da olsa. Arkadaşlarımızın çocuklarını gördük. Bizim elimizde büyüyen çocukları gördük. Demek biraz daha doğru olur belki de. Bu etkinliklere de gelebilirsiniz arkadaşlar. Güzel şeyler oluyor. Süremiz dolmak üzere bu arada. Son varsa sorularınızı almak istiyorum arkadaşlar. Yoksa yavaş yavaş yayını kapatacağım. Hayatımda ilk defa tek ya konuksuz bir canlı yayın yaptım. Bir önceki yayında İbrahim'in söylediği çok tatlı bir şey vardı. Kendi kendimize abi seninle konuşuyormuş gibi hissediyorum dedi. Ben de burada evin içerisinde kendi kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum şu anda. Hiç önemli değil. Orada olduğunuzu biliyorum. Yorumlarınızda katılımlarınız arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım evet yardımcı olabilmişimdir. Biraz çok konuştum, kusura bakmayın. İbrahim de buraymış. Merhaba İbrahim. İbrahim yayınımız çok güzeldi. Yayının çok güzeldi. Biz bunu bence bir daha devam ettirelim. Çok harika hazırlanmıştı. Onu da söylemek istiyorum özellikle. Unutmayın Perşembe günü saat 19'da çok önemli bir yayın daha yapacağız. High Availability, Load Balancing, Sharding, o hani tüm o seksi sözcüklerin hepsinin bir araya geldiği bir yayın yapacağız arkadaşlar. O yayında mutlaka bekliyorum sizi. Çünkü biriken yıllardır gelen bir sürü soruyu büyük olasılıkla hepsini burada yanıtlayacağız diye düşünüyorum. Benim şirketimden, Gündüz Bilişim Danışmanlığından Hüseyin Sönmez ile beraber bayağı geniş bilgiler, diyagramlar vesaire uçuşacak yayın sırasında sanıyorum. Onu mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Perşembe günü saat 19'a görüşmek üzere. Yayınlarımızı takip etmek için Twitter'da pgday.tr'yi de takip edebilirsiniz. community.com/pgtr adresinden etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımdan duyuruyorum. Devrim Gündüz TR Twitter hesabımdan duyuruyorum bunları. LinkedIn'de aynı zamanda duyuruyorum. Instagram'da da Devrim Gündüz TR'de zamanı geldiği zaman story koyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir soru daha var. Pardon, hemen onu da yanıtlayayım hazır bitmişken.
Audit konuşuldu mu hocam hiç diye Ahmet Demir'in bir sorusu var. Audit konuşulmadı arkadaşlar ama hemen hızlıca yanıtlayabilirim. Geçen haftaki yayında bunu konuşmuştuk çünkü. PG Audit var. Tekrar söylüyorum, PG alt çizgi Audit. Bunu hemen Google'layın, bulun. Yalnız orada önemli olan şey, bir Postgres sürüm için belirli bir versiyonu var. Örneğin PG Audit 1.4 Postgres 12 için. 1.3 Postgres 11 içindir arkadaşlar. Onu kurun ve bununla beraber audit yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.